Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Gezegenimizde dünyalaştırma işlerine kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Oyna diyoruz. TTI'lara geldik ama bu TTI'larda bayağı bir kastıracak bizi. Biraz sesi yüksek çıktı ama. Evet. Şimdi bir FPS fena abanıyor abi şu an. Yani hayvanlar tona geçti ama KT'ye geçemedi. Şimdi hocam bahçeyi bir toplayayım. Bahçeyi bir topla. Oğlum, bayağı bir mal var ha. Hayvan DNA'sı yaparken kullanabilirim. Ha doldu. Bayağı bir arı larvası geldi ama. Tamam, 4 sıra bal var şu an üstümde. Bakayım fasulye 4 sıra çıkacak mı? Bu kadar ne kadar fasulye olduğunu bile bilmiyorsun. Bence şu bahçedeki fasulyelere bir bakalım. İki tane fasulye bölümü vardı ya. Yani elde avuçta hiç fasulye kalmadı. Sanırım ham maddesi bitti. Bu arada bir dakika. Görsel noktasında bazen sıkıntı yaşayabiliyorum. Evet. Niye böyle bir saçmalık var şu an? Allah Allah.
Şunları bir chest'ine bırakayım. Hepsini aldı. Yapacak bir şeyim yok şu an. Bir tane hayvanım bile var. O hayvan barınağına 1.25 TTI. Şimdi hocam, şu zoba ne istiyor? Süper alışım çubuğu istiyor. Asıl başımıza bela olan o. Ben bir yukarı gideyim. Yani yapıyorum ama süper alışım var mı lan chest'te hiç? Azından bir tane alemiyim valla. Bir deneyelim şansımızı. Bakalım ne olacak. Vallahi süper alışım çubuğumuzu bir tane yaptık. Bir. Bu etti iki. Şimdi bir tane daha yapmam lazım ama onun için materyale ihtiyacım var. Çünkü silikon yok. Abi chest'leri doldurmam lazım. Şimdi böylece 7 tane alışım yapabiliyorum ama bir alışım daha yapmam lazım.
Aa, alüminyum almamışım ya. Gel. Yedi tane yaptık. Ama bir alüminyum daha yapmam gerekiyor. Hemen. Şimdi. Allah Allah. Ulan bu görüntü niye gitmiyor ya? Bir tane silikon çıktı. İki tanesini içinde bırak. Kobaltın biri içeride kalsın. Magnezyum silikon da kalsın. Titanyumun birini bırak. Demirin de birini bırak. Şimdi bunu süper alışım yapacağız. Evet, süper alışım çubuğumuz var. Şimdi aşağı in, 3 tane patlayıcı toza ihtiyacımız var. Isıtıcı daha koyduk. Bu süper alışım çubuğu tam bir bela ya. Susamış lan. Abi bu da olacağına varır yani.
165 bin lira. Şu kurbağalar ayar yapsam ya ben ya. Ama 62 KT, 12 KT. Yani sanki daha fazla bitkiye ihtiyacımız var. Sanki daha fazla böceğe ihtiyacımız var. Böcekler 6,25. Böcek arttıranlar ne? Bu. Ve bu. Her halükarda silikona ihtiyacımız var bizim. Gübre kağıt yoktur. Gübre kağıt yapabilmem için kabağa ihtiyacım var. Yosuna ve metana ihtiyacım var. Kabak. Gübre K2 mutajen 3. Dizelim. Şunu bir dizelim. Bana sıradan larva lazım. Bir tane. Şunu dizsin abi. Hadi oğlum. Evet, kurbağalarımı aldım. Şimdi bir dakika, gübre istiyordum değil mi? Bir tane gübre.
Yani hayvanlar biraz daha artıyor. Evet, şimdi bir dakika. Şu yer altına bir gideyim ben ya. Oradan bayağı bir mal toplamamız lazım çünkü. Bayağı bir mağaza var ha. Hadi bakalım. Güzel. Ne diyor? Yeni konum yerime kıyasla daha sıcak ama yine de diyecektim. 2 gün oldu, ailesini özlemiş. Kendimi özledim, yalnız hissediyorum. Tüm umudumu kaybettim. Yakında burayı terk etmem gerekecek. Tekrar dışarı çıkmaya korkuyorum. Dışarısı karanlık ve soğuk. Abimiz öyle demiş. Bu çiçekler hayvanlara renk vermek için kullandığım bir alet. Bunlara gerek yok. Burayla işin
Bunu da parçala. Güzel. Şimdi. Şu iskeletin büyüğünü yapmak için neye gerek vardı ya? Bu iskeletin büyüğünü yapacağım ben. Ama nasıl yapıyordum onu hatırlamıyorum. Gidelim. Oğlum. Lan. Süper alışım. Neyse, hadi mekana gidelim. Gördüm, iyi mi demez? Oğlum. Ulan buradan mı gidecektim? Nereden gidecektim ben ya? Ananı. Özür diliyorum arkadaşlar.
İnşallah bir yerde su bulurum. Titanyumu at, bunu ver. Silikon daha önemli. Dangalağın suyu bitmeden benim bir şekil geldim, suya ulaştık. Ulaştım. Şimdi bak, mantıken baktığımız zaman dostlar, acamına. Bu doldurmuş bak, doldurmasan şaşardım zaten. Alamaz. Vallahi alt kat üst kat bir dolanacağım da şurada bir şu 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 bir de bu. Şu benim sırt roketi. Ha. Ama K3 olmadan K4'ü yapamıyoruz. Çok güzel. Uranyum çubuğu. Dur. Süper alışım çubuğu istiyor. Şu an üstümde süper alışım 2 tane var. Abi alüminyum varmış üstümde. Hiç söylemiyorsunuz ya. Burada full. İki demir de buraya çıktım. Okey. Süper alışım 2 tane var. Şimdi altı tane daha süper alışım yapmam gerekecek. Ama önce bir tane K2'ye koy. Şuraya koy. Patlayıcı. Gübre K2. Ve şu. Tamam. Şimdi. Altı tane alamanyum.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı. Altı. Uranyum çubuğu istiyor. Şu şey için bir tane fazla alüminyuma ihtiyacım var. Bir tane uranyum çubuğu, 2 adet osmiyum diye hatırlıyorum. Yani kanımca öyleydi ama tabii o biraz şey de belli olur. Şunları bir yapalım hocam. Tamam. Bir tane kurbağa tohumu gelmişti ama dur. Kesinlikle bir tane kurbağa tohumu geldi, onu hatırlıyorum. Onun nasıl yapıldığına bir bakalım. K2 gübre, K3 mutajen ve bir tane standart kurbağa yumurtası diyor. Şimdi K3 ile K2'yi aşağıdan hemen alıyoruz, geliyoruz hocam. Yani şunu ve şunu alıyoruz. Bir şişe su alıyoruz. Bir adet gübre alıyoruz. Şimdi ay bunu değil. Bunu koyuyoruz ve araştır diyoruz. Hemen bize bir kurbağa bir çıkart. Hayvanlaşmayı arttırmak sıkıntı değil. TTI dengemizi arttırabilirsek hayvanlar uçacak. Çünkü hayvan barınağı koymaya başlayacağım ama artık drone ünitesini yapsak mı? Kurbağa daha dizdik. Aslında aklımda bir pislik var. Şunu al. %350'nin altı. Ver. 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 350 güzel.
350 güzel. Şimdi bu elimdeki başka kurbağa tohumları vardı ya. Aa dur, bir tane yeni yaptım değil mi? Şu. %350 koy. Tamam. Gübre kağıdı lazım. Gübremiz var mı? Metanımız var mı? Metan yok, sıçtık. Şimdi hocam, kurbağa yumurtası parçalamanın bana faydası yok ki. Bize gübre kağıdı lazım abi. Metana ihtiyacım var. Bildiğim kadarıyla K2 yapmam için. Evet, iki tane metana ihtiyacım var. Bir de kabağa ihtiyacım var. Bitkileri daha çok arttırman lazım. Ciddi anlamda bitki istiyor menet. Böcek ve bitkiyi daha fazla arttırmamız gerekiyor. Abi sırf böceklere de binen şey kelebek anasını satayım. Öyle biyoplastik K2 gübre, bu da K2 gübre istiyor. Her halükarda K2 gübreye bineceğiz abi. Ulan drone'un kendisini dışarıdan mı satın alacağız biz ya? Ha? Drone'un şey ünitesi, drone neydi? Ünite miydi o? Ne halt, ondan yapacaktım ben ya. Bunu yapacak mal var elimizde. Bundan da var. Şu lazım bize. Süper alışım çubuğuyla kafayı bozdum ya.
Sen de yukarı gidiyorsun. Yani %150'lik bu. Gübre K2 istemese olmuyor zaten şerefine sıçtığım. Böcekler 12 kat olduğunda bu açılacak. %500'lüktür, öbürü de %1000'liktir diye düşünüyorum. Ama işte bunların açılmasını beklersek çok zaman kaybederiz abi. Yapmamız gereken şey ne biliyor musun? Bir an önce %150'liklerden yapıp bassam mı ya? Buna gübre K2 lazım. Biz abi. Ya yapacak bir şey yok. Ama bizim bitki arttırma noktasının bokunu çıkartmamız lazım. İşte o biraz beni yoruyor. Şuradan şunları bir sentezleyelim. Şunu yapmak için neye ihtiyaç var abi? Mutajen K4, gübre, plankton C. Plankton C var ya elimizde. Yoksa da bizim sulaktan çıkıyordur zaten. Onları bir alıp kurbağa şeyine bir koyalım. Ona göre de yöntemimizi belirleyelim. Devamını getirelim. %150 olsun, sorun değil abi. Hepsini şey yapalım yani. Makine iyileştirici koyalım abi kurbağaların ortasına. Ya bir de fasulye yeterli değil. Daha fazla fasulye yapalım. Ya üretim art, bir şeyler üretip aslında kumaş üretimini hayvanı lazime getirip ipekten, kumaştan belki ticaret roketiyle para kazanabilirim. Bunu yapmak çok zor değil. Sıçır larva yok ki. Var bak, bir tane var. Hayvan yayıcı roket. Ben aşağı bir gidip sıçıp geleyim ya. Bakayım. Ha şöyle be abicim ya. Beş, yedi, altı, üç tane kabak. Üç kabak, üç tane kabağın üstüne üç yosun, bir, üç, üç de gübre.
Tamam. Mutajen K3'ü birleştirip K4 yapabiliyorum yani. Ama şimdi değil. Niye dizmedi bunu? Kesinlikle bak, ipek böceği ipek koyarak, kumaş üretip kumaş satarak dünya puanlarını biriktirebiliriz. O dünya puanlarıyla kendimize malzeme alabiliriz. Abi benim görüntüm niye gitmiyor buraya ya? Allah Allah. Sinir oldum ha. Abi. Allah Allah ya. Benim görüntüm niye böyle oldu? Neydi? Ya, tuhaf bir durum var şu an abi. Hani anlamadığım bir tuhaflık var. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Allah Allah. Görsel gelmiyor abi, ben anlamadım. Diz çocuğum diz. Görsel niye gitmiyor abi? Tamam. Kurbağalarım devam ediyor. Yürüsün bakalım. Amfibik canlı çiftliği. Şimdi benim kafamda şu var.
malzemelerin hepsi var. Bir ipek işini halletmem lazım. O ipek larvası elimizde ne kadar var bilmiyorum ki. Bakmam lazım. Bir, iki, üç. Kesinlikle ipek böceği Zeolite her boka kullanır hale geldim zaten. O ayrı bir bela. Evet, ipek üreten iki tane makinemiz var artık. Şimdi güzel kumaş satış yapabilirim. Yalnız elektrik 109 kaldı. Hadi. Şimdi bak, elektrik üretmem lazım. Pulsar kuarsını kullanırsak kuarsını yapmak için iridyum, zeolit, metan, uranyum, osmiyum. Aa, var lan elimde. Da kaç kuarsım var ama ona da bir bakayım. Elektrik, elektrik, pulsar kuvarsı. 1, 2, 3, 4, 5 tane aldım. Ama bana buna 4 tane süper alışım lazım. 5 tane süper alışım yapayım bari elimdeymişken. Madem elimizi sürdük. Elde mal kalmadı. Yine materyal kalmadı abi ya. Oğlum bu silikon kıtlığı ne lan bu oyunda? Elektriği arttırıyoruz. Bak elektrik üretimi 1500'lere çıktı şimdi. Şu ne istiyordu lan? Bir tane süper alışımım var. O bu malların hepsi var bende. Güzel. Peki şu %450'lik mutajen K2 mutajen ağaç kabuğu o da var. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım mı hocam? Bana şuradan iki tane ağaç kabuğu ver. Ziyaret için yukarı gidebilir miyim? Şimdi bu gübre K2 ile de başım belada benim. Mal yetiştiremiyorum anasını satayım. Evet. Ve bakteri. Şimdi. O alet tamam. Mutajen. Mutajen K2. Bir tane daha ağaç kabuğu. Ağaç kabuğunu zaten peşi peşine almamış mıydım ben ya? Gel bakalım DNA'ya. Araştır. Bakalım ne olacak. Döverim seni. Tamam, böyle araştır. Aa, güzel. Saçma sapan bir ağaç. Tipsiz mipsiz ama olsun. K2 çiçek dağıtıcı vardı. Ondan da doldurmak lazım. Her yere bir şeyler koyacağız işte.
Şu ağacı alalım. Bu arada çiçek dağıtıcı kaki neydi? Allah cezanı versin. Su mu? İçerik. Her şeye ya süper alışım. Süper alışımın çıbığı. Ya bezdum ya. Süper alışım işleri de sıkıntı olmaya başladı. Ciddi miktarda silikona ihtiyacım var. Evet. Bundan ağaç yetişecekmiş. Yetişsin bakalım. Hadi çocuğum. Şimdi süper alışımsız bir alt yapamıyorum zaten. O yüzden benim silikon lootlamam lazım. Ve ciddi oranda süper alışım yapmam lazım. Bir sürü çiçek tohumum var abi. Hadi. Ver şunu. Teşekkür ederim. Her yerden çıkarttı ağacı bu zaman. Bu karşı çöllük alan yeşermedi. Burası iyice su mu dolacak? Ne olacak buraya? Anlamadım ki. Doluyor ya. Çim dağıtıcı koymayı tavsiye ederim. Buralara çim dağıtıcılar koyacaksın. Baksana burası kesin su dolacak ya.
Haftalar arası dolduracak bence. Hadi toplayalım o zaman gelmişken. Ne bulursak. Topla 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 topla. Oh. Ne lan? Değişik bir şey. Buralarda. Buralarda mevsim yaz mı? Bu nameler saz mı caz mı? Her yerden çıkıyor bu ağaçlar yahu. Larvaların neye lazım olacağı hiç belli olmaz. Devam. Vallahi topluyoruz. Ulan oğlum. Oğlum burada hiçbir şey kalmadı lan, her şeyi aldım. Chest doldu. Dükkana gidelim abi. Şimdi şu larvaları oraya bir bırak. Alüminyum yok. Şu kobaltı koy oraya. Tamam. Şimdi titanyum. Yine toplamaya gideceğiz ama önce aşağı inip bir su içelim.
toplamaya devam. Vallahi suyun altındaki elementleri de alacağız, yapacak bir şey yok. Her yerden topluyoruz. Topla 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 topla. Nerede silikon kıtlığı? Silikonların hepsi buradaymış anasını satayım. Şuraya bak. Bayağı magnezyum, silikon, Allah ne verdiyse daldık yine. Hadi oğlum. Güzel. Şuraya gel. Yani sanki biraz daha toplamamız lazım. Ona göre eksüğümüzü, gödüğümüzü ayarlayacak şimdi. Çünkü loot olmadan olmuyor yani abi, üretime geçemiyorum. Loot ve craft üzerine yürüyeceğiz yani. Tek tük kobalt gelmiş, o tek tükleri şuraya bırak.
Magnezyum bu arada hala toplamam gerekiyor. Onu söyleyeyim. Evet, chestler bir dolsun bakalım ya. Bak buradaki demir chest'i de doldu sayılır ha. Yine Allah ne verdiyse bir dalacağız. Değil mi? Bir tuhaflık var yani. Bir değişiklik var. Neyse. Dönüyoruz. Allah ne verdiyse chest'e basıyoruz yine. Abi mecbur elemente ihtiyacım var. Üretimde sıkıntı yaşamıyorum ama element başımıza bela yani. Vay anasını sayın seyirciler. Ah. Evet, ilk partisyonu koyduk. Ama önce... Şimdi dal bakalım. Bayağı bir mal çıktı buradan ya. Karşıya doğru, karşıya doğru. Ver. Yani göletin altında bir şey kalmadı sayılır. Çok bir şey var mı? Altta bir şey yok. Derine bir şey koymadı. Ver. Ver. Oğlum ben deli gibi. Manavayı da garattırıyoruz ha. Nadirmiş bunu alıyor. Şu karşıya uçayım. Yine de ben silikonun sesini yetersiz görüyorum hocam. Daha fazlası lazım.
Alüminyum var mı lan üstünde? Bir tane var. Bunları bıraktıktan sonra şu kobaltlarımı hani magnezyum sınırları zorlamaya başladı. Bayağı bir silikon yaptım ha. Oğlum demir chest'i doldu ha. Vallahi böyle giderse sadece kobalt, magnezyum, silikon basacağım ben. Ben aslında öyle mi yapsam? 1025 TTI. Hayvan barınağını açmadın değil mi hala? Az bir şey. Sanırım hala alabilirim. Hemen hemen bütün materyallerden alıyorum ya. Ama bu turdan sonra bir daha hepsinden alamayacağım. Demiri bir de çok sınırlı tutmam lazım. Çünkü chest mort yani. Magnezyumu ve demiri çok abartmamalıyım. Evet, hayvan barınağı geldi. Hayvan besleyici de geldi. Oğlum cidden silikon konusunda sıkıntılarımız var ha. Chest mi var lan orada? İçinde ne var? Siktir lan, içi boş. Kır şunu, kafamızı karıştırmasın. Ver titanyumu. Ver. Aa, zeolit var lan. Bırakır mıyım lan onu orada? Silikon. Ver kobaltları da ver. Ciddi miktarda kobalt var burada. Oğlum bana eser miktarı değil, bana hayvan gibi, bana hayvani miktarda silikon lazım hocam. Oğlum, bana gerçekten ciddi miktarda silikon lazım ha. Ben söyleyeyim. Titanyum, demir ve magnezyum kaput drakonis. Benim silikon basmam lazım ve silikon bulamıyorum. Yani artık silikon... Hayvan barınağı, hayvan besleyici. Yani asıl sıkıntımız şu an hayvan, hayvan. Thank you.
Biz Ziyolit yukarının, onun dışındaki her şey birinci katta. Kobalt da doldu sayılır. Bence magnezyum sesi de artık. Salın beni denizlere diyor yani artık diyor. Aha. Bir silikon chest'ini doldurduk mu yoksa? Evet, biri tamam, diğerine devam. Bildiğim kadarıyla titanyum 1 dolu, titanyum 2 dolu, titanyum 3'e geldi. Ve demir 3 doldu. Yani evet. Burası full. Burası da yarım. Güzel. Şimdi gencolar, şu hayvan barınağı ne istiyor? İpek, gübre kaki, metan tüpü, su, lirma tohumu. Çok güzel. Bu malın hepsi var bende. Peki bu hayvanı besleyen şey? Sıcaklığa 240, basınca 340. Bitkilere, böceklere. Oh. Hepsine etkisi var. Peki hayvan besleyici? Yiyecek olarak ne ekleyeceğimi bilmiyorum. Yani o yiyeceği nasıl üreteceğimi de bilmiyorum. Ben bu hayvanı bir... Şunu bir yapayım. Lirma tohumuyla... Hazır şuradayım. Lirma tohumunu alayım. Ver abi lirmayı. Hel hele verin geline. Deste gül verin eline. Evet, bir dene bu. Bir devre kartı. Ebenos. Ve bir su. Bu hayvanı. Vallahi ben bunu buraya koyarım. Oh çiçek. Lan yine mi meteor düşüyorlar? Thank you.
birden çok DNA koyabiliyorum. Peki... Oğlum ben bunlara yiyecek ne vereceğim? Ha, üretimi artar. İyi de kardeşim bak ne diyorum, ben bu hayvanlara ne vereceğim? Yani ne yiyor bunlar? Tamam. Kaç tane alıyordu lan? 5 tane. Bende bir tane var. Hadi DNA yapalım. Şimdi. Alt renk. Tamam, bu hayvanın üst rengi değil mi? Renk B'yi belirleyeceğim ben. Bana bir tane balık yumurtası lazım abi. Renk beyi vermem için krom balığı gibi bir şey lazım. Tamam, krom balığı yumurtası lazım. K3 gübre plankton B. Gübre plankton B ve K3. Şimdi şu balık yumurtasını bir yap bakayım bana yeğenim. Bu arada bana bir tane larva lazım. Sıra dışı larva ver. İki tane genetik özellik çıkaracağım oradan şimdi. İmmünosupresantlarını bilmem nelerini çıkartıyorum. 5 tane falan şey yapabiliyorum işte. Kurbağa yumurtasıyla cilt belirleniyordu diye hatırlıyorum da dur bakalım. Ben krom balığının desenlerini istedim ama neyse. Renk B'yi verecek mi şu an? Onu denememiz gerekiyor değil mi? At hocam. Renk B. Bunu at. Tamam.
Bir de kurbağa yumurtasına ihtiyacımız var galiba. Kuasar kuvarsıyla kurbağa yumurtası. Kurbağa yumurtasını nasıl yaparız? Şöyle. Kurbağa yumurtası lazım bana, dur. Kurbağa yumurtası. Plankton C, K4 ve şey. Şimdi de Plankton C var mı lan önünde hiç? Bir tane var. Biri 3'e ekleyip daha 4 yapıyor. Basit mantık. Bunu da diz bana. Bakalım ne vereceksin. İşçiciğim. Diz oğlum, hadi oğlum. Yabırsın, sen yabırsın. Canım. Hadi kaçıp. Sen bunu doldur abine. Tamam mı, senin canına kurban olurum. Hadi. Ver abicim sen bana bunu. Şimdi ver. Yani şu rengi tamam da
Cilt deseni. Abi imeva kelebeği falan diyor. Bak döverim seni ha. Boyut. B, renk B, renk B, renk B, renk A, A, kelebek. Abi cilt desenlerini şu sağlam kelebeklerden alıyor. İmeva kelebeği veya Serena kelebeği. Bu kelebek larvalarını nasıl yapacağız? Kesin ebesinin bilmem nesini isteyecek yine de. Nadir larva, mutajen K2, gübre. Nadir larva var mı lan elimde? Lan nadir larva ver. Mutajen K2 istiyor değil mi pezevenk? O zaman bir tane bundan. Bir tane bundan. Sanırım bir tane de dandik kıldır gıcık bir şey isteyecek. Mutajen K2 yapmak için. Aa mutajen istiyormuş lan. Tamam. Bir gübre onu aldım. Bir gübre daha ver. Gübre... Mutajen K4 dedi mi lan o? Sen bunu bir diz bana. Tamam. Aa bak güzel. Şunu nasıl yapıyorduk? Heh. Plankton C sıçar. Mutajen K4 yaparız da Plankton C'yi nasıl yapacağız? Şu makine bir git bakayım Plankton C var mı içinde? Balık yumurtaları dursun elimde. Bak bu çok işime yarayacak. Abi FPS burada var ya ebesininkine bağladı ha. Plankton C'miz var. Güzel. Ver bana bunu. Tık tık. Plankton C. Bana bir kurbağa yumurtası yap abi. Sonra öteki kurbağa yumurtasına çevirmek için tekrar mı K4 istiyor lan dangalak? Yine mi ya? Ben gideyim aşağıdan bir gübre bir de mutajen K4 alıp geleyim. Bir de şu planktonları. Bırak. Ver. Bir boşlukta DNA'yı sentezle. Teşekkür ederim. Şimdi. Oğlum mutajen K4 lazım bana. Bir de gübre lazım.
Evet, gel. Diz oğlum. Şimdi. Arol arabası, Urbağalı arabası. Bir tane kelebek, bir de yukarıdan o beyaz mor çiçek vardı bir tane benim. Ondan alayım. Şöyle. Buradan bana bir arı larvası ver abi. Balık yumurtası ver. Bir kelebek ver. Hayvanın boyutlarını belirlemek için. Sıradan larva ver. Eldekini kullanacağız abi. Abartmayacağız. Şimdi dur bakalım. Desen için o acayip kelebekten lazım ama şunun için yine mi kuasar ya? Ya. Cilt desenine hiç girmeyeceğim. Yukarıdan bir buraya gel bakayım sen bir. Ver bir kuasar kuvarsı daha ver. Hayvanları çok yedin. Kuasar kuvarsı da bizi bitirir yani ha böyle giderse. Sentezle ver. Bunu da ver. 3 etti. Başka bir hayvan yapalım mı? Çiçekler renk B. Çiçekler renk B. Balıklar da renk B. Tamam, renkleri var. Renk boyut tamam. Bana bir tane magnetar mı? Ver lan bir daha kuaser ver. Anasını satayım. Boku çıktı zaten. Sonra sıra dışı larva ver. Arı larvası ver. Bunu da renk için ver. Şuradan da alt renk için balık yumurtası al. Sadece mutajen K4 ve bitkisel plankton C vardır elimde de mutajen falan yapmam lazım şu an. Bu da eksik olsun ne olacak? Şu biyoluminesans esansı olmasa da oluyordu galiba bu hayvan ya. Sentez dedik. Şimdi bir tane daha sentezleyeceğim.
Oğlum. Sıradanlar var. Ver sıradan larva. Arı larvası ver. Şundan ver. Şundan da ver. Bir tane daha bir şey ekleyebilirim. Ama ne? Kurbağa olmadığına göre elimde. Çıkart özellikleri. Gel bakalım. İz DNA'yı. Şimdi. Mantar. Bir tane kabak. Bir tane fasulye. Bir tane patlıcan. Eba. Şunları yemek öncesine bir koyalım bakalım hangisini yiyecek. Artık dünya oluyorsun diyor. Oo bebeğim. Sadece çok bir şey kalmadı demek oluyor bu. Şu biyokütleye git. T1 hayvan yemi. Su içmedim lan ben dur. Hazır mıyız? İlk denetiği koyalım bakalım ne çıkacak. Koyduk. Ne çıktı? Aa. Ne haber lan? Tırtıl bozuntusu. Tuhaf. Ne haber? Özellik veriyorlar. Gel. E sen de bunun gibi bir şeysin lan. Bunu da koyduk. Bu ne? Bu daha değişik bir şey la bu. Sümüklü böceğe benziyor. Genetik özellik verdi bana. Ne haber lan çirkin?
Bu ne? Bu da bundan. Bu da bundan. Gübre kağıtımız yok. Gübre. Bir tane yosun. Bir tane kabak. İki adet metan tüpü. Bir de ipek alalım. Su şişesi ve devre kartı. Değişik bir böcek. Ay kafama edeyim. Bir matomunu almamış yukarıdan. Ten de sen verdin. Gel baba, lirma vardı şurada. Şimdi abi bu hayvanlar yani benim yaptığım karışımlar mı aynı hayvanı veriyor yoksa bu hırt? Olan kayboldu gitti, onu göremem bu kadar otun içinde zaten. Belki de onu yedi hıyarlar. Güzel.
Valla bir DNA sentezle bakalım. Boyut 1 diyor, yani küçük. Aynı hayvandan. Ben şansımı edeyim. Nadir larvadan da. Ben nadir larva gördüm şurada bir yerde ya. Nadir larva ne yapıyordu? Tür. Belki ya, bir dakika, çiçekler var lan. Bu bendeki renk B mi A mı? B'ymiş. Renk A. Git yukarıdan bir kelebek al. Ver kırmızı kelebek. Hayvana boyut bilgisi girilmedi. Bakalım ne çıkartacak. Renk A'yı ver bana abi. Renk A. DNA sentezle. Ver. Renk A ve B. Kelebek larvası abi.
Yani çiçek DNA'sından çıkarttıralım bu sefer. Bakalım ne çıkacak. Çıkart abi özellikleri. Aa, yiyorlar lan. Hadi Allah büyüktür. Acayip yaratıklar yaratıyorum. Lan. Koyma. Bir tane renk ağ için yukarıdan kelebek al gel. Çıkart gene tüyümü. Teşekkür ederim canım. Diz lan yaratığı. Boyut sınırı koymadım. Ne çıkacak şu an çok merak ettim. Aha. Değişik bir hayvan. Şu yemeği nasıl yapacağımı öğreneyim, hemen şunlara yem yapayım. Bu
Lan bu hayvanın yemeği nasıl yapılıyor? Bal fasulye larva. Güzel. Bal, fasulye ve sıradan larva. Allah büyüktür. Fasulye aldım. Tane. 7. 10 tane. Bakalım sıradan larvamız ne kadar varmış. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Şu bizim larva üreten havuz gibi şeyler vardı ya. Onlara bakmadık bak. Onları unuttum. Görürsün. Gel bakayım sen ne öğrettin abine. Oh, oh yeah man. Gerizekalı. Ulan normal larva öğretsene salak. Neyse lan ben bunlardan hayvan yımağı yapabildiğim kadar yıbacağım. Şimdi renk koy. Ben şimdi bir renk daha alacağım. Bana renk B lazım. Sarı. Evet. Şimdi bunu da buraya koy. Ben hiçbir şey belirlemezsem ne olur lan? Sentezle bakayım. Ver bakayım şunu bana. Ona lan sağanak yağmur yağıyormuş. Bunları da doldurur ya. Ne çabuk yediler lan. Şu an melek ne çıkacak? Yine aynısını verdi.
Oha bu büyüyormuş lan. Bunlar büyüyormuş ya. O zaman Minnok diye çıkanlar vardı. Onlar da büyüyordu. Cırcır yapanlar büyümüyor mu lan? Allah Allah. Eşoleşen sesini duyuyorum ama görmüyorum. Aa, desenli. Ağzına tüküreyim, renk be versene. Oğlum bir şey cır 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 yapıyor. Allah Allah. Aha buldum seni. Oğlum genetik. Mantar ver. Ulan hayvanlar çok sayısı arttı bunların ya. Doyarsınız herhalde. Şimdi benim kafamı karıştırıyor bu. Bu daha minnak. Bu da öbürleri gibi kocaman olacak belli de. Renk A var, boyut 5 var. Dur bakayım. Genetik 3. Bir tane renk koy. Boyuta hiç parmak. Hadi bu sefer atayım. Da atma lan bunu, geri çık. Renk B'yi nereden alırım? Hangileri veriyordu? Orema, Tuska, Nulha, Pestera. Aa, çiçeklerin hepsi renk B'ymiş lan. Yukarıdan çiçek al gel. Tamam anladık, su seviyen düşük, tamam. Çiçeğe ver bakayım çiçeğe. Hatta yukarı ben çıktım, sen bana bir çiçek daha ver, bir daha çıkarma beni. Çözemedim mantığını hala ama biraz daha sanırsam çözerim gibi geldi. Şu ikisinden bana bir renk B ver bakayım. Teşekkürler. Tamam. Gönder. Ver DNA'yı. Şu. 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 Bir de bu. Bir de bunu ver. Burada ne var lan? Boyut 1 varmış. Bu da dursun üstümde. Aslında şu anda renk A, renk B bitti değil mi lan? Dur. Genetik çıkart. Sağ ol. Renk A. Yukarı çık. Baba tohum al gel. Ver. Bak şimdi. Boyut 1. Bu 1. Bu 1. Bu da 1. Küçük müçük. Al abi. Şimdi. K2 gübre. Yani kabak. İpek. Son devre kartı. Su.
Tamam. Lan hepsini yemişler ya. Tamam, kabak ve lirma tohumu için yukarı çıkacaksın. Kabak ve lirma tohumu için yukarı. Lirma tohumu, bir tane kabak, bana iki tane daha metan gazı lazım yalnız. Oğlum hayvan gibi FPS kasıyor ya, niye yapıyor bunu? Tamam. Allah bilir ne çıkacak. Bence tür 3 diyor. O her zamankinden çıkacak. Aha. Türler 1. Aslımıza ne çıkarsa. Koy bunu da. Oğlum garipler aç lan.
5, 10, abo. Çarkom.tr. Lan hepsi yüksek olsun madem lan. Ver bakayım nasıl bir şey çıkacak bundan. Farklı bir heyvan. Senin bir de sarı renkli olanın vardı lan. Allah bilir o pezevenk nerede. Oğlum ne çabuk gömdünüz lan. Şundan çıktı. Bu çıktı, bu çıktı. Bu da bu çıktı. Nasıl büyütebilirim? Bunu düşünüyorum şu an. Bir şekil yapmam lazım, değil mi? Koysam mı lan? Ne olacağını bilmiyorum ki. Aldık bakalım. Bu sefer ne çıkacak bakayım. Aynı hal çıktı. Dönüp dönüp aynı hayvan çıkıyor. Ama büyüyecekler abisi. Koy şunu. Oğlum bu hayvanların büyümesi için benim o şeyden yapmam lazım da. Ben şunlardan bir kıyafet yapayım hocam. Hızlı gittiğince FPS fena abanıyor ya. O neydi lan? Evet. Biraz daha ipağanan. Üretelindeki lan gımaş. Şimdi şu roket midir ne? Dur oraya bir gidelim.
Bunu üretebilirsen bu daha pahalı da. 6 jeton, motor 13 jeton. Füzyon 80 jeton. Ebeğin. Bu da iyi paraymış. 160 kazanacağız. Gönder hocam. Ticaretimiz yürüsün kardeş. Yani ben bu olayı çözmeye çalıştım. Arkadaşlar bir müddet boyunca sesim gelmediği için sizlerden çok özür dilerim. Dolu diye koyduğum pil dolu değilmiş. Şimdi bu boyut sınırlamasını koyarsam 5 koyalım bakalım. Bu 1. Şunu seç. Şunu seç. Üst renk, alt renk ve desen. Başka bir şey koymuyorum. Ver.
Allah. Bak. Arıl arabası sentezle. Ver. Bak ah. Bak. Alt renk. Alt renk. Süpresant. Tamam. Kelebek larvasıyla üst renk. Diz abi DNA'yı ver şunu bana. Bunu da koy oraya. Şu alt rengi ver bana abi. Boyut girmiyorum şu an. Bak buraya hiçbir şey girmedim. Diz DNA'yı ver abi DNA'yı. Hangi hayvan çıkarsa artık. Su içelim hocam. Aç kaldı lan bunlar. Büyüdü mü lan o? Oo, oğlum sen ne kadar büyüdün lan? Ha bunda boy uzamış. Oğlum büyüyen büyüyor ha. Boy sınırı olmayanlar büyüyor. Sen nereden lan değişik? Bir tane daha vardı o değişik gibi olan da nereye soktum onu bilmiyorum işte. Dalanıyor buralarda. Neyse. Evet arkadaşlar. Bakın. Bakın böcek, sürüngen, küçük boylu, büyük boylu yavruluklarım, heyvanlarım var artık. Evet değerli arkadaşlar, artık bölümü bitirelim değil mi yani? Bayağı uzun oldu yine. Hayvan var, hayvan, hayvan yapıyoruz artık. DNA, MNA, Allah ne verdiyse. Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız şey paso loot'a basıp delgi, ısıtıcı, elektrik cihazı, çiçek, böcek, gurba, balık gibi bir nevi hayvanları yaratacağız. Ama loot da tabii önce loot yapıp sonra craft yapacağız. Gübre, gübre, kaki, bakteri bunları craftlayacağız. Uzun bir craft dönemi bizi bekliyor. Bu kadar uzun craft'tan sonra da büyük ihtimalle çatır 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 makineleri koymaya başlayacağız ki bu da bize
Çok seri bir şekilde şu yukarıdaki sayıyı car 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 fırlatma. Fırlatmadıysa da ondan sonraki bölüm roket atarak. Kendinize aha bak 160 jeton. Allah bereket versin. Kendinize mükemmel bakın değerli arkadaşlar. Ben gidiyorum. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik herkese hoşça kalın diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.